Şimdi karaktere bir donatım yapalım. Ancak karakterimizde ağız bölümünde beğenmediğim noktalar var. O da şuradaki noktaların fazla oluşu. Ayrıca şöyle F9 yaptığımda şurada bir hata görünüyor. Bunu yok etmek için şunu tamamen edit poly'ye çevirerek sabit diyelim. Şimdi şurada M'ye basarak map'i açıp saçla kafayı birleştirelim. Örneğin saçın renk numarası, şunu da poly'ye çevirelim. Bakalım hemen. 6 tuşuna basıp 5 tuşu. Evet, şunu 4 yapalım. Ve şununla sağ tıklayıp atak bölümünden saçla birleştirelim. Şu an renklerde karışma oldu. Şunun rengini F2 basıp 4 diyelim. Tamam. Şuradan da 4'e bir renk atalım. Standart. İçine girip şuradan rengi şöyle yapabiliriz. Şu an tamam. Şu şekilde. Şimdi göz bölümünde bir hata var. Onu da materyalde bir ters işleme yaptığımdan kaynaklı. Ancak geçici olarak onu şuradan şuraya bir renk atayıp şuraya beyaz yaparsak hatayı belli olmayacak şekilde şöyle yapalım. İçten ve dıştan şu an gayet iyi görünüyor. Ve de şuradan poligonu seçelim. F4 ile wireframe bulduğunda şuraya bir seçip UVM map atalım. Daha iyi görüntü oluşmak için. Sonra sağ tıklayıp Convert to Poly. Şuna da aynı şekilde. Tamam. Şu an şu boyunu da bir inceltelim. Tekrar edit poly'ye geldim. F3'te wireframe modu ve connect ile çizgi atayalım. Şuraya bir tane atmak yeter. Okey diyelim. Sonra kontrol ile vertex'e basalım. O yaptığım noktaları otomatik seçti. Ve R tuşu ile scale yapıp şöyle küçültelim. Şurayı seçip şurayı da küçültelim. F3 yapıp bakalım. Poly hali bu şekilde. Tamam. İdare eder. Şu anda şurada çok nokta şuradaki renk dışarı gitmiş. Onun için şuradan renk yapıp şuraya renk yapıp kontrol poli şöyle yapıyorum. Kontrol tuşuyla poligona tıklıyorum. Ve şuradan 2 buraya şuraya saçlayalım. Tamam. Yani bir olacak burada.
Şuraya bir diyelim. Tamam. Ayrıca şuraya da yapalım. İki tuşuyla etki moduna geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 2. Ardından ring. Kontrol tuşu ile poligona tıklayıp otomatik seçmesini sağlıyorum. Şuradan da rengi bir yapıyorum. Tamam. İşte şuradaki problem, şurada boşluk yok. Boşluk olmadığı için buradan şöyle yapıp o boşluğu yapalım. Çünkü açılıp kapanma animasyonları için gerekli olacak. Şurada şey oldu. Şuraya da değiştirelim. 3'e basıp üçgen modunda şuraya da capleyip kapatalım. Aynı olayı buraya. İki tuşuyla etki modu. Burada bir farklılık var. Ya da şöyle bu iki tuş şurayı seçip shift ile çekelim. Bir tuşuna basıp noktaya gelip target felt ile şunu şurayla, şunu da şurayla birleştirelim. Şu tamam. Yani şu an şuraya da birleşirse iyi olacak. Bridge ile. Tamam. Şimdi click yapalım. Alt W. Alt W. Tam ekran. Dört ekran. Bu şekilde. Burada şurada çok şuradan flatten'ı şurayla şura eşit değil, ondan dolayı oluyor. Şöyle yapabiliriz ya da tamam, çok kötü görünmüyor. Tamam. Şimdi donatmaya başlayalım. Şimdi ilk tuşuna basalım. Ve bone diyelim. Bone yazıcı şurada bone tool çıkıyor. Bulamayanlar için animation'dan şurada. Animasyon şurada create bones diyelim ve şuradan şöyle önce şurayı ve şurayı yapalım. Son kalan yer ama bunu ortalamamıştık. Ortalarsak daha iyi olacak. Önce bütün hepsini seçelim. Grup grup diyelim. Okey diyelim. Ve şuradan pivot noktasını ortalayalım. Şimdi şuraya sağ tıklayalım ve şu an hangi koordinatlarda olduğunu belirtiyor. Bunu sıfırlamak için sağ tıklıyorum oklara. Şuralara ok. Tamam. Şimdi F3'te grup patlat explode yapıyorum ve gruptan çıkartıyorum. Şimdi burada kemik yapmak daha iyi olacak. Ayrıca şuradan da kemik bölümüne gelinebilir. F3 ile ortayı görmek için şöyle yapıyorum. Bura şöyle yapalım. Yani kaç omurgalı olsun. Kendimiz istediğimiz i tuşuyla da göremediğimiz yerleri şey yapabiliriz. Bitirmek için de sol tıkladıktan sonra bir kere sağ tıklayınca ufak bir kemik atıyor otomatik. Bu ucu tutmak için ama bunu dışarıda yaparsam daha iyi olur. Şöyle yapayım. Ve bunun adının sonuna R koyalım. Yani seçmeyeceğim orayı. Şimdi
Kollar yapıyorum. Kol şöyle başlar mı? Ya da şunu biraz daha aşağı alayım. Şimdi şuradan şuna kemiğe tıklarsam otomatik kemiği algılıyor. Ya da kemiği algılamasın. Direkt şuradan yapayım. Şöyle. Şu şekil. Tamam. Şimdi alt W taptan yapalım. Tap V Furta F3. Şimdi şuna tıklayalım. Parmak telefon. Parmak ne olur? 2 bu. Yani 1, 2. Tıkla. Şu kemik. Tıkla. 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 Şu kemik. Tıkla. Şu kemik. Tıkla. Tıkla. Ve tıkla. Şimdi bunların sonlarına bir R koyayım. Bunları bağlarken seçmeyeceğim. Şuna da bir R koyalım. Şuna da bir R koyalım. Şimdi şuradaki kemik eğer bu şekilde oynatırsam görüldüğü gibi istediğim gibi bir oynatma olmuyor. Yani pardon, bono edit mod olduğunda olmuyor. Kemiği değil, komple donatıyı oynatıyor. Onun için bunu seçip yapmam gerekir. Bunu kapatmayı da unutmayın sonra. Şöyle. Tamam, burayı. Şimdi şuralar yukarıda kalmış. Burayı aşağı alalım. Şöyle. Şöyle yapalım. Tamam, gayet iyi. Şimdi şunu seçelim. Alt tuşuyla gövdeyi iptal edelim. Ve bunu gruplayıp şunu pivot noktasını align aracıyla şuna ortalayalım diyeceğim ama şunu kapatalım. Şimdi bir deneyelim. Olmadı. Herhalde 50 yapalım. Şöyle yapsak olur mu acaba? O halde şunu mirror copy şöyle yapalım. Şuradan kendimizi ayarlayalım. Tamam. Şimdi hepsini patlatalım tekrar. Şimdi şuradan yapalım. Şöyle. Şuradan şöyle mi yapsak? Şöyle iyi tuşu. Şöyle yapalım. Şunu aşağı alalım. Bükülme yerini ayarlayalım. Bacağı şuradan bükecek. Şimdi alta bölüyor. Şuradan bir bakalım. Tamam. Şimdi şuradaki kemiği yapalım. Bir. Şimdi bu sonrakini seçmeyelim. Yine de yapalım. Ardından yine buradakini de kopyalayalım. Mirror. Taraf doğru mu? Doğru. Şöyle.
Şuraya bir kopyalayalım. Tamam. Tekrar bunların hepsini patlatalım. Ardından şunu R, tamam. Şurada şimdi şuraları birleştireyim. Çünkü bunlar ayrı. Bunu selekenlikle şuna birleştireyim. Şunu da şuna birleştireyim. Yani çocuktan ebeveyne birleşme olacak. Bu çocuk, bu ebeveyn. Yani çocuk oynayınca ebeveyn etkilenmez. Ama ebeveyn oynayınca çocuk etkilenir. Şuradan bunu da şöyle yapalım. Tamam. Şu an gövde bitti. Şimdi kafa yapalım. Yani bunu yapmanın iki yöntemi var. Eğer kafayı birleştirirsem morp ile yapabilirim. Ama morp dışında farklı bir teknik daha var. Onu da şöyle yapabiliriz. Ya da şunu şu böyle diyelim. Ve kafayla birleştirelim. Tamam. Bu kafaya da bir kemik yapalım. Şuna da R diyelim. Uçları seçmeyelim. Şimdi görmek için silkin ekleyelim. Şuradan. Burada ADD'ye tıklayıp şurada kemikleri göster. Evet. Kontrol A. Kontrol ile seçmek istemediklerimi iptal ediyorum. Şu. Tamam. Şimdi bir bakalım. Gövdeyi bir donduralım. F3 yapıp bir kemik seçelim. Ha, kolları şuraya birleştirmedik. Birleştirmiştik. Tamam. Şu an şu şekilde. Bu taraf bu şekilde. Gayet iyi görünüyor. Kolun kırılma noktası şura. Bunda da şura. Bakalım başka şu boyun. Yani burada denemeler yapıp örneğin bak şu kemiği daha aşağı alabiliriz. Ya da şu an şuraya bakalım ne kadar doğru. İyi, gayet iyi. Şura harika. Şura. Şimdi F dondurmayı kaldıralım. Şura çok kötü oldu. Şunu tekrar dondurup ya da geri alalım. Bunu kaldıralım. Bunu deneme yanılmayla buluruz. Yani şurada kemiği bona edit moda gelip şu kemiği daha aşağı alabilir miyiz? Yok. Hata verdirir. O halde komple çift tıklayınca sonuna kadar kemiği seçti. Delete yaptım. Burada şunu da çıkaracağım. Bunu da R diyeceğim. Tamam, oraymış. Şurada şunu aşağı alabilir miyim? Ucundan almam gerekiyor. Aşağı alınca da hata veriyor. Delete yapalım. Ama şuradan şöyle yapalım. Ve şuna R diyelim. En iyi
şeyi yakalamayana kadar denemeler yapıyorum. Şimdi tekrar bir seçim yapalım. Kontrola tekrar şu R'leri kaldıralım. Şunu, 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 şunu. Şunları kaldıralım. Şimdi bir oynatma yapalım. Şu mod seçili olduğu için. Yanlış bir seçim yaptı. İyi. Burada kötü olan yer kafaydı. Kafa bu şekilde. Bunu halletmek için de şuradan wait yani denge sağlamak için şunu yapalım. Şimdi bir deneyelim. Evet. Daha iyi. Şurada hatalar var. O düzeltilebilir. Şura iyi. Zaten buralar gayet iyiydi. Şöyle bakalım. Şuradan bükül. Evet iyi. Şuradan bükülüş. İyi, fena değil. Yani örnek olarak yine uğraşılabilir ama şu anlık yeterli. Şimdi şunu kaldıralım ve point ile rig yapalım. Yani bu şöyle şunu kaldıralım. Ortada artı gibi bir şey var. Şöyle bir seçelim. Şöyle. Tamam. Ne diyeyim? Şuralar oynayacak. Şuralar oynayacak. Şura oynar, şura oynar, şuralar. Şura. Yanak. Hatta yanakları büyütelim. Şöyle. Şuranı 73. Şuradan da 73 diyelim. Evet, buruna bir ekleme yapalım. Tekrar 15 boyutunda snap açarak. Snap'a sağ tıklayınca nokta yakalama modu olmalı. Şimdi burnun ortasını yapalım. Bunu da büyütelim. Şöyle. Başka. Şuralara da eklenebilir. Saçlar oynatılabilir. Şimdi donatımı deneyelim. Burada önemli olan bıkmadan denemek. Ayrıca şimdi şunu seçip Ctrl A yapıp pointleri de eklemem gerekiyor. Tekrar R'leri yok ederim. Hatta böyle uğraşmak için direkt şu R olan kemikleri saklayabilirdim de. Neyse önemli değil. Şimdilik şöyle deneyelim. Şuradan da daha iyi bir görüntü yakalatmak için şunu deneyelim. Şimdi oynatalım. Sağ taraf bu şekilde oynuyor. Dudak hareketleri bu şekilde. Şimdi şu üçünü şunu iptal edelim. Yukarı çekelim. Ağzını açıyor. Şurada alt bölüm. Şunu. Şunu. Şöyle. Şimdi şuradan bakalım. Burun şeyi çok dışarıda olduğu için iyi algılamamış. Bunları bir iki tık daha içeri almak gerekir. Buralar şöyle kaşa örneğin hareket yaptırılabilir. Kaş oraya bir koyduk. Şimdi tekrar kaldıralım ve gördüğüm şu şekilde şunu geri çekelim. Burun şeyini büyütelim şöyle. Kayıp olmaz yani. Ardından şuradan şu damileri de yani
pointleri de şöyle çekelim. Ayrıca kaç çok önemli. Şuradan yine snap açalım. S tuşuyla. Şurayı küçültelim. 17 civarında yapmıştık. Şuraya ekleyelim. İki tane yeterli olabilir. Şu alta da ekleyebiliriz. Ki buradan da hareketler yaptırılabilir. Tamam. Şimdi tekrar bir ekleme yapalım. Şuradan S tuşu ile sikine gelip Ctrl A R'leri iptal ediyorum yine. Şimdi selektiyorum. Şimdi bir bakalım. Şöyle. Ha tabi şunu da yapalım. Şimdi bakalım. Yani çok tabi ufak tefek hatalar var ama şu an mantığı göstermek amacıyla. Şu şekilde. Yaptığımız gibi örneğin şurada. Şu üç noktaya tıklayalım. Hayır, şuraya. Şu araca tıklayalım. Ve nokta moduna gelelim. Noktaları seçmek için şunu seçmemiz gerekiyor. Bakın şu an şu renk, yani şuralar tamamen seçilmiyor. Ama bu renkler seçildi anlamı geliyor. Görüldüğü gibi koyulaştıkça renk açıktan koyuya doğru gittikçe oralar daha az etkilendiği anlaşılıyor. Şuraları hiç etkilemesini istiyorum. Onun için şöyle şu noktaları tutuyorum. O renk olanları hatta şöyle seçiyorum. Evet, şuralar etkilenmiş zaten. Buralara çok etkilenmemiş. Sıfıra tıklıyorum. Daha sonra şöyle karşı nokta, karşı taraf gayet iyi. Yani bu şekilde ayarlanıyor. Noktasal olarak da. Tabii şurada örneğin şurada etkilenmesi gereken bir nokta etkilenmemiş. Mantık olarak bu şekilde. Şu an o pointi bulalım. Alt. Şu an şu noktalar tamamen etkilenmesi gerekiyor. Tamam. Örnek olarak bu şekilde şöyle. Şu noktalar daha iyi ayarlanırsa daha da iyi sonuçlar çıkar. Şu şekilde yanaklar, burun. Kaşlar. Eğer orada alakasız bir etkileyen yer varsa oraya da bir örneğin şu arkada oynuyor. Bura oynamasın diye şunu tekrar kaldırıp
oraya bir point daha ekleyeyim. Böylece o point'i R ile scale yapalım. Şuraya şöyle küçültelim. Şöyle küçültelim. Şuraya alalım örneğin. Şurada büyütelim. Bir deneyelim. Şimdi tekrardan scale yapalım. Et kontrol A. Yine bunları iptal edelim. İptal, iptal. Tamam. Ardından yine Voxel ile daha iyi bir iyileştirme yapmaya çalışalım. Şimdi bir bakalım. Bakın şu an bir tık daha az gibi. Şura. Şunlar tabii. Şunları da ayarlamak gerekir. Evet. Tam beklediğim gibi olmadı. Nedir? Şunu iki tık geri. Buraya üç tane şey çok gibi ama onun yerine şöyle bir tane büyük F yapalım. R W. Şöyle büyütelim. Şunu yukarı kaldırıp şu alnının çatısına koyalım. Zaten saçlarla çok oynamayı düşünmüyorum örneğin. Tamam. Şunu da şuradan ortalayalım. Şimdi bir de böyle deneyelim. Tamam. Kontrol A. Yine aynı şeyleri yapalım. Tamam. Yani şu an olduğu kadarıyla mantığı anladıysanız zaten. Tabii şu şeyi yapmayı unutmayalım. Şekilde. Evet, şu an daha yakındakiler daha iyi oynuyor. Arkalar çok az oynuyor. Ortada bir kemik olduğu için o kemik de onu bayağı bir etkiliyor. Şuradaki kemik. Şimdi şunlara bakalım. Şaşırma. Güzel. Gülme. Üzülme. Gayet iyi. Şimdi şunu kapatalım. Bir kaydedelim şöyle. Şimdi bir animasyon yapalım. Şunu bir donduralım. Şurada bir hata yapmış olabilir miyiz? Evet. Burada bir yapmamız gereken bir şey daha var. O da şu bütün kemikler bu kemiğe bağlanmalı ki kafa hareket etsin. Şimdi bunu iptal edelim. Şunu bir kaldıralım. Yani şunun da pivot noktasını aşağı alalım. Şuradan büküm yapsın. Şimdi şuradan seçim aracından bütün pointleri seçip şu en büyüğünü hariç bağlayalım. Şöyle hepsi buna bağlanacak. Ardından bu büyük pivotta şuna bağlayalım. Şimdi buradan bükülmeyi bir daha deneyelim. Evet, şu an bükülme iyi. Başka şuradan R tuşuyla. Evet, şu an tamam. Şimdi doğru oldu. Şurada skin ekleyip doğru hamleleri yaparsak daha az uğraşacaktık ama şu an deneme yanılmayla şunu tekrar bir iade edelim. Tamam. Şu
Okey. Tamam. Şimdi bakalım. Ağırlık dengeleyici yapalım bir daha. Şunu yapalım. Buradan değil, kafa çevirmeyi şuradan. Şu kemik seçtiğim için mantıkları getirmiyor. Evet, kafa çevirmeyi buradan yapmam gerekiyor. Evet. Şuradan da hareketlendirme. İyi. Evet, yeterince uğraştık. Yani şu an ortalama olarak fikir verebilir bu şekilde. Şimdi şunu kontrol A yapıp hepsini şuraya bir frame atalım. Şimdi 5'e gelelim. F3'te örneğin şuradan bir koşma hareketi A tuşu ile dereceli çevirme yapalım. Kaç derece? 45 derece. 50 derece. Şuradan da şu 50 derece. Şu da hatta vücudu durduralım. Donduralım. Şurada şöyle. Şurada şöyle. Tabii donatımı doğru yerden yapmadığım için çok iyi olmadı. Evet, şurada yanlışlık var. Şuradan gelip şurada şöyle olması gerekirken orada hata yapmışık. O zaman orayı da halletmezsek çok kötü görüntü olacak. Şimdi şunu bir kaldıralım. Tekrar bu aracı açalım. Şimdi şunu açarsak kemikleri oynatabilirim. Yani şunu şöyle yaparsak şu yani omuzdan hareket etmesi gerekiyor. Şu da aynı şekilde şöyle. Şimdi tamam diyelim. Şimdi tekrar ekleyelim. Kontrol A yapıyorum, algılamıyor. Şimdi şuraları yine yok edelim. Yani doğru hamleleri yapsaydık çok daha çabuk bitecekti. Şu an tabii. Şu seçili olduğu için yine hatalı yapıyor.
Onu unutmamaya çalışın. Benim gibi. Yapmayın. Şimdi iyi. Şimdi doğru yerden bükülüyor. Şurayı şöyle. Şurayı şöyle. Tamam. Bir daha bakalım şuralarda var mı? Gayet iyi. Şimdi tekrardan kontrola şuraya bir key atayalım. Halkaladı ama şöyle kapatıp bir daha yapalım. Ayrıca arada tekrar kaydedin çökmelere karşı. Şimdi şu 5. karede şu karakterimi şöyle dondurayım tekrar. Tamam. Şimdi şunu şöyle yapalım. Şunu da şöyle yapalım. Şunu şöyle şöyle. Şöyle. Tamam. Gayet iyi. Şöyle. Şimdi 10. kareye gelelim. Tam tersi hareketler yapalım. Şöyle yapalım. Şuna da tam tersi hareketler. Şöyle yapalım. Şunu 5. kare alalım. Şuralarda ufak tefek hareketler verelim. Şurayı da yapıp tam tersi hareket. Shift'e kopyaladım. Şimdi hepsini seçip şöyle ileriye doğru bir hareket, fakat bir yanlışlık var gibi. Şu kemikler. Tamam. Şimdi daha doğru. Şu kemikleri şu şekilde. Şunları seçip şöyle. Evet. Tamam. Kafa hareketinde ara ara şöyle yaparsak. Tamam. Şimdi kontrol A diyelim. Ve şuraya kadar götürelim. Şöyle alt orta tekerlekte geriye gelsin. Orta tekerlekte şöyle. G tuşu, grid burada, F3. Dondurmayı alalım. Evet, bir katı gidiş var. Bu katı gidişi engellemek için, robot gibi olmasını engellemek için. Şimdi şurada şuradaki bükülmedi örneğin. Şuradaki kemiği şöyle, bakın şu kemiği daha da ortaya getirsem bükülme alanı şuradan olabilirdi.
Bakın şu an daha robot gibi olduğu hareketleri iptal eder. Şöyle bir bükülme daha olmalı çünkü. Ve burada da bakın şurada şuradaki kemik şöyle bükülürse. Burada da şuradaki kemik büküldüğünde çok daha iyi olur. Kafa bakışını şuradan şöyle bir açı bulalım. Şimdi bir renderla görelim. Şimdi render ayarları F10'a basarak da görülebilir. Şurada kaçıncı kareye kadar da bütün karakterler 40'a kadar oynuyor. Şuradan 40 diyelim. Şu aralıkta boyutunu büyütelim. Şuradan kamera alanını görmek için şöyle bir seçim yapalım. Şöyle yakınlaştıralım. Görüş açısını görmek için şöyle koşuyor. Biraz daha geri. Şöyle. Tamam. Buradan da boyutu da şöyle yapalım. Ve kaydedilecek yeri seçelim. Video diyelim. Format QuickTime yüklüyse Move olur ama değilse AVI seçmem gerekiyor. Şu an yüklü değil. Okey diyorum. Ve render diyorum. Şu an bitti. Bir bakalım. Şöyle tekrarla diyelim. Kalite çok düşük. Şöyle arka plan rengini de HDTV'de yapabiliriz aslında. Daha da büyük. Arka plan rengini de 8 tuşu ya da Environment Rendering Environment'e tıklayarak şuradan değiştirebiliriz. AutoCAD'in kapalı olmasına dikkat edin, yoksa geçişli renkler olur. Şimdi bir tek bir render almak için F9 yapalım. Bu şekilde gayet iyi görünüyor. Şöyle. Bir de böyle bir render alalım. Bu render ismini almaması için farklı bir isim mi kaydedeceğim. Yani şuna 2 diyeceğim. Şuradan setup'tan kalite ayarı var mı? Şunlar var. Yine ben aynısını seçeyim. Bir render diyelim. Şimdi bir bakalım. Evet, görüntü QuickTime yaparsanız çok daha iyi olur ama örnek olarak bu şekilde.